Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda Xbox Game Pad'iniz ile nasıl FIFA 22 oynayabileceğinizi göstereceğim. Xbox kolu aslında PC ile en uyumlu kollardan biri, hatta en uyumlusu. Ama Steam dışı oyunlarda bazı sorunlar çıkabiliyor. Benim oyunum Xbox Game Pass'te yüklü. Buradan da EA Play'e bağlanıyor. EA Play'e bağlandığı için de oyunda bazı sıkıntılar çıkabiliyor kolla ilgili. Hatta hiç çalışmayabilir. Çünkü EA Play kontrolcü desteği açısından yeterli değil. O yüzden biz oyunumuzu Steam'e ekleyeceğiz. Steam'den açmaya çalışacağız. Öncelikle kolunuzu bağlıyorsunuz bilgisayara. Benimki Bluetooth'la bağlı. Burada gördüğünüz gibi. Daha sonra Steam'e giriyoruz. Buradan oyun ekle diyoruz. Steam dışı oyun ekle diyoruz. Bu listede yoksa eğer göz at diyebilirsiniz. Buradan Program Files, Electronic Arts girelim. Burada EA Desktop'u da ekleyebilirsiniz. EA Launcher da ekleyebilirsiniz. Şunu ekleyelim, aç diyelim. Buraya geliyor zaten. Seçilen programları ekle diyorsunuz. Bunu yaptığınızda kütüphanenize Steam dışı oyun olarak ekleniyor EA Desktop. Daha sonra Steam'in geniş ekran modunu açmamız lazım. Şurada Big Picture diye de geçiyor bu. Bunu açıyoruz. Buradan EA Desktop'u buluyoruz. Daha sonra şu alttan kısa yol ayarlarına geliyoruz. Burada kontrolcü seçenekleri diyoruz. Şu küresel ayar modunu zorla açılmış olarak değiştiriyoruz. Tamam diyoruz. Şu alttan kısa yol adını da değiştirebilirsiniz. Bunu FIFA 22 yapalım mesela. Tamam diyelim. Daha sonra başlat diyorsunuz. Bu şimdi EA Play'in uygulamasını açacak. Oradan da FIFA 22'ye giriş yapacağız. Evet, açıldı. Play diyelim. Buradan da play diyelim. Sesi çok gelebilir şuradan. Sesi kısmayı deneyelim. Kısıkmış zaten, tamam. Gördüğünüz gibi oyuna girince sağ altta yapılandırma yüklendi vesaire yazdı. Şimdi kolla kontrol edebiliyorum. Bir hızlıca oyuna da girip herhangi bir sıkıntı var mı diye kontrol edelim. Şu an menüde çalışıyor gibi. İlk girdiğinizde böyle bir kol gidip gelebilir. Onda bir sıkıntı yok. O tekrar Steam'e bağlanıyor çünkü. Ama daha sonra herhangi bir kopma vesaire olmayacaktır. Hızlıca girelim oyuna da. Bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Well, I must say it's always a pleasure to be at this fantastic venue, the Metropolitano in the Spanish capital, Madrid. My name is Derek Ray, and my Herhangi bir commentary sıkıntı partner on yok this gibi occasion görünüyor. is Stuart Robson. And getting ready for what should be potentially thrilling action here. It's Atletico Her Madrid, şey and they düzgün take on çalışıyor gibi. Banfield. Thanks, Derek. Well, often we Siz de belki hiçbir ayar yapmadan da her şey talk düzgün about the çalışabilir ama tactics, the players sorun olanlar da vardır illaki. that Çünkü EA Play'den açtığınızda gerçekten düzgün çalışmıyor Xbox kolları. Ama onun dışında Steam'den oynadığınız her oyun için eğer kontrolcü desteği varsa oyunun hiçbir ayar yapmadan sorun olmadan Steam'den oynayabilirsiniz. Onun dışında EA Play oyunları için, diğer oyunlar için de aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece FIFA değil.
EA Play'den olan oyunlar olabilir. Belki Korsan indirdiğiniz oyunlar için olabilir. Yine bu şekilde bu yöntem işe yarayacaktır. Bu video bu kadar. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere.